kıldı diyoruz. İşte Muğla, Antalya bir ülkede yönetimi alma iddiasındaki bir parti kimdir? Ana muhalefet partisidir. Yerel iktidar diyoruz. Öyle kalır mı ittifaksız? Soruluyor, sorgulanıyor. Ekonominin ne kadar belirleyici olduğunu, böylesi karmaşada yine de tercihte ana etken olacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Aslında şöyle, yani 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta hala kriz olgusu tam vatandaşa geçmemişti. Yani şimdi geçim sıkıntısı çok daha derinleşti aslında bu geçen 7 aylık dönemde. Ki önümüzdeki 2 ay daha da iyiye gitmeyeceği çok net. Üstüne üstlük iktidar partisinin ve yönetimin aslında vatandaşın derdini tam anlamadığı ile ilgili çok fazla done var. Ne demek istiyorum? Emekliye müjde yılı ilan etme mesajı mesela trajikomik bir olay. Yani şimdi evet, yani şimdi emekli yani 11 bin 11 bin 250 lira minimum maaşları falan beklerken ki onun dahi tarihi düşüklerde olacak. Asgari ücrete oranlama yapıyoruz. 2008 yılında bir emekli maaşı asgari ücreti 1.6 katına denk gelirken bugün iyileştirilmiş haliyle %60'ına denk geliyor. Yani öyle bir erime var ki emekli maaşında. Şimdi siz emekli maaşına bunu yapamazken, bu kadar acımasız davranırken emekli yılı diyorsunuz ve emekliye durmadan müjde. Durmadan müjde, haftada bir neredeyse yeni zam yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü yoklama yapıyorsunuz, bakıyorsunuz yine ya vatandaş hala çok ciddi sıkıntıda. Bir %5 daha. Evet, bir %5 daha. Bu devam edecek. Ama bunu da söyleyeyim. Bir nokta yok mu? İşte gerçek bir tur yapıyor, yalan 10 tur yapıyor. Evet. Evet, ama işte burada ne kadar tur atılırsa atılsın artık geçim sıkıntısı, açlık sınırının o kadar altında bir maaş veriliyor ki emekliye, bu artık bir noktada öyle yalanla, doğayla da falan değil. Yani açlıkla sınandığı için şimdi tabii bu müjdeleri şöyle bir plan var anladığım kadarıyla. İşte bu iletip hatta Mart'ta seçimden birkaç hafta önce son bir bombayla çok daha yüksek bir emekli maaşı verip orada bir etki yaratmak isteniyor. Hani orada sanki bence bayram ikramiyesi girecek evet, içine. Aynen. Ya şimdi sanki o ana kadar çözülemeyen bir sorunu çözmüş havası da yaratılacak. Tabii ki burada siyasal yetişimci arkadaşlarımız çok daha iyi yorumlar ama ben de bunlar ne yapılırsa yapılsın aslında geçim sıkıntısındaki boyutu o kadar ileri boyuta gitti ki bu seçimde çok daha etkili olacak. Hatta az önce yine Suat Bey söylediği yani işte yemek verilme mevzu filan aslında burada iktidar partisinin adaylarının mevcut sıkıntıyı kabul etmiş olması. Yani şimdi mesela Murat Kurum'un nedir olgusu? İlk kampanya şeyi çorba dağıtmak. Yani çorba dağıtmak. Yani şimdi çorba. Yani hani daha yani haftada bir günde pardon etli pilav da var. Onu da şey yapmayayım atlamayayım. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama yani şimdi bu kadar vatandaşı artık biz bir çorbaya muhtaç hale getirdik. Kabullü. Bunlar aslında vatandaşa doğru mesajlar değil. Yani bunlar kabul. Dolayısıyla burada bu seçimde çok daha etkili bir noktaya gidiyor ekonomik durum. Bir öncekinde Türkiye 1,5 yıllık yanlış bir para politikasıyla ama hormonlu bir iç büyümeyle bir şekilde ipi göğüslemeye çalışmıştı. Başarmıştı. Orada muhalefetin hatası neydi? Onun sorunun ekonomik sadece olduğunu zannedip onun üstüne gitti. Evet sorun ekonomikti de aynı zamanda ama vatandaşa tam geçmeyen bir sorundu o. Vatandaşa başka şeyler anlatıldı. Bir şekilde idare edildi ama bu sefer idare edilemeyecek. Bir de lokal seçim, yerel seçim kişilerin daha vatandaşla daha fazla muhatap olduğu bir seçim. Yani muhtarından işte belediye, ilçe belediye başkanı hepsi çok daha yüz yüze geliyor. Diğerinde bir milletvekili adayı kaç kişiyle yüz yüze gelebiliyor? Veya bir genel başkan, bir başkan adayı kaç kişiyle direkt iletişim kurabiliyor? Evet sosyal medyayı kullanma şunlar bunu anlıyorum da burada vatandaşı dinleme şansı daha fazla. Çünkü çok sayıda aday var ve çok sayıda küçük beldelerle muhatap olan kişiler var. O açıdan onların bu ekonomik sorunları dinleme ve muhatap olma, onlara dertlerini de hatırlatma muhalefet adayları için söylüyorum. Çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Bu seçimde, yerel seçimde.